Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle 1000 aboneyi geçtik. Bunun için sizlere teşekkür ederim. 1000 abonenin şerefine ve ilk videomuz Karadır Bahtım Kara yaklaşık 13.000 izlemeye ulaşmış. Ben de 13.000'e ulaşan bu videomuzun sizlerin de isteği üzerine süsleme videosunu çekmeye karar verdim. Karadır Bahtım Kara'nın süsleme videosunu çekeceğiz arkadaşlar bugün. 2 ve 3. parmaklarımızı ve baş parmağımızı, üst elleri nasıl kullanacağımızı göstereceğim bugün. İlk video izlemeyen arkadaşlarımız, Karadır Bahtım Kara dersini tamamlamayan arkadaşlarımız için yukarı kart bırakıyorum. Oradan videoya girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. İlk önce ne yapıyorduk Karadır Bahtım Kara'da? İlk bölüm böyleydi arkadaşlar. Ben bölümleri teker teker ilk videoda gösterdiğim gibi önce normal halini sonra süslemeli halini göstereceğim. İlk normal halini gösteriyorum. Ne yapmıştık? 1, 3 ve 6 ve 7. 1, 3, 6 ve 7. perdelerde 4, 2, 2, 1 basarak ilk bölümümüzü çıkıyorduk. Şimdi süslemede ne yapacağız arkadaşlar? 4, 2, 2, 1 vurduğumuz perdeleri 4 vurduğumuz perdeye yine 4 vuruyoruz. Yani vuruşlarda bir değişme yok arkadaşlar. Vuruşlar yine aynı. Sadece çıkarken orta parmağımızı geride kalan perdeye basıyoruz. Yani birinci perdeden çıkıyoruz. Çıkarken geride kalan perdelere orta parmağımızı bir kere vuruyoruz arkadaşlar. Atıyorum ilk perdemizde 4 kere vurduktan sonra 3. perdeye çıkmadan önce 4 kere vurduğumuz perdenin altındaki perdeye basıyorum. Yani perde olmayan kısım, sazın perdesi olmayan kısma, yani birinci perdenin altına bir kere vuruyorum arkadaşlar. Üçüncü perdeye öyle çıkıyorum. Tekrar gösteriyorum. Üçüncü perdede iki kere vurduktan sonra birinci perdeye aynı şekilde bir kere vurup sonra altıncı perdeye çıkıyorum. 6. perdeye 1 vururken 3'e, 7'ye çıkıyoruz sonra. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 1, 3, 6 ve 7. perdeleri kullanıyoruz. 4, 2, 2, 1 şeklinde vuruyoruz. Zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bildiğinizi varsayarak, yani bu dersimizi, bir önceki dersimizi izlediğinizi ve yaptığınızı varsayarak bu videoyu çekiyorum. Bu süsleme videosu zaten arkadaşlar. Bir ders, yani nereye kaç kere basacağınızı göstereceğim bir video değil. Süsleme videosu. O yüzden Karadır Bahtım Kara'yı izleyip tamamlayıp süsleme videosuna geçmenizi tavsiye ederim. Tekrar gösteriyorum ilk bölümü. Birinci perdeden başlıyoruz. Birinci perdenin altına bir kere vurduktan sonra 3'e çıkıyoruz. Üçüncü perdeyi tamamlayıp altıncı perdeye çıkarken de bir önceki perdemiz olan birinci perdeye bir kere vurup 6'ya geçiyoruz. Aynı şekilde 6. perdede 6. perde yaptıktan sonra 3. perdeye bir kere vurup 7'ye çıkıyoruz arkadaşlar. İlk bölüm süslemesi bu şekilde. Yani süsleme burada sadece orta parmağımızı bir önceki perdeye bir kere vurarak tamamlıyoruz. Yani ses böyle değil de hafif bir süslemeyle tatlı bir şekilde 7. perdeye kadar çıkıyoruz arkadaşlar. 7. perdeden aşağı inerken ise nasıl iniyorduk? Süslemesiz hali. Süsleme halindeyse arkadaşlar 7. perdeye vurduktan sonra 6'ya 2. parmağımızı, yani orta parmağımızı 6. perdeye bir kere basıp çekiyoruz. İşaret parmağım 7. perde arkadaşlar. Biz 7. perdeye bir kere vuruyoruz. Orta parmağımızla ise süsleme yapıyoruz arkadaşlar. Süslemeyi yaptıktan sonra 6. perdeye iniyoruz. Yediye vuruyoruz. Vurduktan sonra orta parmağımızla 6. perdeye basıp çekiyoruz. Daha sonra 6'ya inip bir kere vuruyoruz işte arkadaşlar. Daha sonra aynısını 3 ve 2. perdelerde yapıyoruz. 7 ve 6'da yapıyorum.
7. ve 6. perdelerde 7'ye bir kere vurup 6'ya inip bir kere vuruyoruz. Ama 3. ve 2. perdelerde farklı. 3. perdeye vurduğumuzda 2. perdeyle süslemesini yapıp 1. perdeye iniyoruz arkadaşlar. Bunu 2 kere tekrarlıyoruz. İlk videoda olduğu gibi. Yalnız burada böyle direkt inmeyebilir de, mesela böyle inmeyebilir de. Böyle inmeyebilirdi arkadaşlar. 7. perdeye çıktığımızda baş parmağımıza kullanarak daha güzel bir ses katabiliriz. Onu da hemen şöyle göstereyim. Mesela inmeden tamamladık. İnmeden önce 7'ye alttan ve üstten bir kere vurup, alt ve üst tellerden bir kere vurup baş parmağımızı kullanıyoruz burada. Alt tel, üst tel. Ondan sonra diğer süsleme şekilde iniyoruz. İlk kısım bu şekilde arkadaşlar. Bunu iki kere yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar 1 ile 3 arasında bildiğiniz gibi şöyle bir kısım vardı. Bunu da hemen süslemeyle bu şekle çeviriyoruz. Yine alttaki bir perdeye ikinci parmağımızla, yani orta parmağımızla bir kere vurup yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Birinci perde 4 yine. Çıkmadan önce bir altı perdeye orta parmağımızı basıyoruz. 3'e çıkıyoruz. Tekrar 1. Ondan sonra arkadaşlar bütün gösterdiğim perdeler 2 vurarak çıkıyorduk. Yani böyleydi. 3, 2, 6, 2, 7, 2, 12, 13, 2, 16, 2 ve 17'de çıkıyorduk. Yine bu perdeleri kullanıyoruz. 3'ten 2 vurarak çıkmaya başladığımızda 3'e 2 kere vurduktan artık bu perdeleri 2 kere vurmuyorsunuz süsleme kısmında. Biz süsleme olmadığı için ilk videoda 2 kere vuruyorduk arkadaşlar perdelere. Şimdi süsleme olmadan, yani süsleme olduktan sonra 3, 6, 7, 10, 13, 16 ve 17. Bunlara 2 kere vurmuyoruz. Hepsine birer kere vuruyoruz. Ve bir önceki perdeye de orta parmağımızı vurarak çıkıyoruz arkadaşlar. Mesela 3. perdeden 6. perdeye geçerken 1. perdeye vuruyoruz 2. parmağımızı. 6. perdeden 7. perdeye çıkarken 3. perdeye parmağımızı vuruyoruz. 7. perdeden 10. perdeye çıkarken 6. perdeye 2. parmağımızı vurarak çıkıyoruz. 10. perdeden 13. perdeye çıkarken 7. perdeye 2. parmağımızı vuruyoruz. 13. perdeden 16'ya çıkarken 10. perdeye, 16'dan 17'ye çıkarken 13. perdeye ve 17. perdeye tek vuruyoruz. Şimdi ilk kısımla birleştirerek süsleme şeklinde çalıyorum arkadaşlar. Baş parmağımızı kullanıyoruz. Alt, üst. 7'den iniyoruz tekrar. Çıkarken de ilk videoda olduğu gibi iki kere değil arkadaşlar, yukarı çıkana kadar. Bütün perdede bir vuruyoruz ama bir önceki perdeye ikinci parmağımızla, yani orta parmağımızla bir kere vurarak çıkıyoruz. Dört büyüklerden aşağı, ikinci kısımda dört büyüklerden aşağı inerken de arkadaşlar
17'den 17, 16, 13 ve 10. perdelerde iniyorduk. Yine aynı perdelerde iniyoruz ama inerken 17'ye vurduğumuzda 16'dan yine bombe alıyoruz. Daha sonra 16'ya iniyoruz. 13 perdeye vurduğumuzda 12'den bombe alıyoruz ve 10'a iniyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum, 17. perdeye vurduğumuz bombe alıp 16'ya iniyoruz. 13. perdeye vurduğumuzda 12'den bombe alıp 10. perdeye iniyoruz. 3. kısımda ise arkadaşlar böyle yaptığımız bir kısım vardı. Bu kısmı süslemesi ise arkadaşlar 13 13'ten 10'a iniyoruz. 2 kere vurup 10'a 7. perdeye ikinci parmağımızı veya üçüncü parmağımızı hangisinizde rahat ederseniz 13'ten 10'a iniyoruz. 2 kere vurup diğer parmağımızla 7. perdeye 1 10. perdeye 1 ve 13. perdeye tekrar bir arkadaşlar. Daha sonra 13, 10, 7 ve 10 yapacağız. İnerken de arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi süslemede. İnerken ise 13'e bastığımızda 12'den bomba alıp 10'a iniyoruz. Basarken 6'dan bomba alıp 10'a çıkıyoruz. Dördüncü kısımda ise arkadaşlar yine 13, 10, 7, 6, 3 ve 6 kısmı var. Yani ilk videoda böyle yapıyorduk. Bu kısımda yine inerken 13'e bastığımızda 12'den bomba alıp 10'a iniyoruz. 7'ye basıp 6'dan bomba alıp 6, 3 yapıyoruz. 3'e bastığımızda ise 2'de bomba alacağız. 3'e bastığımızda ise 2'den bomba alıp tekrar 6'ya çıkıyoruz. 6'ya çıktığımızda ise 3'e 4 kere bomba yapıyoruz. Daha sonra en son kısım olan eyvah bölümü var arkadaşlar. 4 kere bomba aldıktan sonra 7'ye geçiyoruz ve çıkarken yine arkadaşlar tek basarak ama bir önceki perdeye bombe vurarak, süsleme yaparak çıkıyoruz. 4 bombemiz aldıktan sonra 7. perdeye çıkıyoruz. 7'den 7, 10, 13, 16, 17 şeklinde çıkacağız. İlk önceki videoda böyleydi. Şöyle göstereyim hemen. Bunu çıkarken arkadaşlar perdelere 2 kere değil 1 kere basıyoruz ama atıyorum 7'den 10'a çıkarken 6'dan bombe alıyoruz, yani süsleme alıyoruz. Yediden 10'a çıkarken 7, 6, 7, 10 yapıyoruz. 10'dan 10'a çıkar, 13'e çıkarken 10, 7, 10, 13 yapıyoruz. Ve bunlar hep süsleme parmağımız. 2 veya 3. parmak hangisiyle rahat ediyorsanız onunla yapacaksınız arkadaşlar. Ben hepsini arkadaşlar baştan hemen kısa bir şekilde göstereyim. Videoyu fazla uzun tutmuyorum. Çünkü bu süslemeler biraz karışık gelebilir size ilk başta. Süsleme videosunun çok yoğun istek olduğu için çektim arkadaşlar. Normalde ben en kolay şekilde gösteriyorum. Siz bunu öğreniyorsunuz ve siz kendiniz öğrenmeye başladıkça zaten yavaş yavaş eliniz açılıp süslemelere kendiniz hazır oluyorsunuz. Yani ben daha çok süsleme videosu çekme taraftarı değilim. Çünkü en yanlış şekilde öğreteyim. Daha sonra siz kendiniz saza alıştıkça, tezeneye alıştıkça, parmaklarınız açılmaya başladıkça kendiniz zaten süslemeleri yapacak hale geleceksiniz. Çünkü şimdi ben Karadu Bahtım Karan'ın süslemesini çektim ama birçok arkadaşımızın kafası karışacak. Kafanız karışırsa yine yorumlara belirtin. Ben arkadaşlar herkese yardımcı olacağım.
Bütün videoların yorumlarına zaten cevap veriyorum. Bütün yorumlara cevap vermediğim yorum yok. O yüzden karışık gelecekse eminim. Bütün sorularınızı videoların altına belirtin. Hepsine yardımcı olacağım arkadaşlar. Ben şimdi süslemeli haliyle arkadaşlar. Teker teker çaldığım video zaten önceki video. 13.000 izlenen videomuz. Ondan dersi öğrenen arkadaşlarımız için yararlı bir video olacak bu. Onun için o videoyu izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Ben hemen süslemeli bir şekilde en baştan sonuna kadar durmadan çalıyorum arkadaşlar. Türkümüz süslemeli hali bu şekilde arkadaşlar. İnşallah yardımcı olabilirim yine. İnşallah sizden gelen güzel yorumlar, güzel mesajlar var. Çok teşekkür ediyorum herkese tekrar. Abone olmadıysanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Videolarıma beğeni ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Videolarıma beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Sizin desteğinizle inşallah daha güzel videolar gelecek. Dediğim gibi süsleme videosu biraz kafanızı karıştırabilir. Bunun içinse istediğiniz şekilde, istediğiniz tarzda yorumu belirtin. Ben size o tarzda aynı şekilde öğreterek cevabını vereceğim arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ediyorum destekleriniz ve yorumlarınız için. Videoların devamı gelmesin arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim.